Beyler bayanlar selamlar. Bu sefer yeni bir oyun değil, eski bir oyunun hem gidişatı hem de gelecek güncellemeleriyle ilgili bilgi vermek için buradayım. Hangi oyun bu? Goldman'dı arkadaşlar. Goldman'dı hatırlıyorsanız daha öncesinde ne zaman çekmişim? 2 Şubat'ta sizlerle paylaşmışım. Zaten 1 Şubat'ta ya da hatta birlikte bakalım ne zaman tam olarak. Aynen 31 Ocak'ta oyun başladı. Ardından hemen 1-2 gün sonrasında video paylaştım. Daha öncesinde zaten testnet'i de kaçırmayın, ön satıştan alın vesaire gibi bir sürü video paylaşmıştık. O günden bugüne kadar kazandırmaya devam etti. Evet birazcık düşüş yaşadı, sonra tekrardan topladı. Neden oldu bu düşüşler? Ne oldu? Ne bitti? Ve önümüzdeki süreçte daha ne olacak? Bu videoda bunları sizlerle paylaşacağım. Öncelikle oyun ne durumda? Bir ona bakalım isterseniz. Token olarak ne durumda? Ona bakalım. En başta güzel hype'ını yakaladı. Sonra hızlı bir şekilde eski başladığı noktaya geri döndü. Ve ayın şurası neresi? İlk 5'iyle yaklaşık 20 günlük bir süreçte arkadaşlar. Şu arada aynı değerde stabil gitti. Yani en başta şu tepe noktasında eğer NFT satın almadıysanız, en başta arkadaşlar public'ten alın dediğim anda aldıysanız, şu arada zaten ROI'yi çıkartmış olmanız gerekiyor. Ya da şu tepe noktasındayken NFT'yi sattıysanız bile zaten hayli hayli katlamışsınızdır. Diyelim katlamadınız ya da birazcık da yükseklerden aldınız. ROI zaten kısaydı arkadaşlar. 20 gün gibi süreçti. Şu arada ROI'yi net çıkartmış olmanız gerekiyor. Hadi düşüşteyken şu aradaki düşüşte 5 gün olarak yansın. Şurası zaten 25 gün her türlü çıkartmış olmanız gerekiyordu. Peki bu süreç hep aşağıya doğru mu inecekti? Ölüyor muydu oyun? Ölüyor muydu derken hayır. Daha sonrasında tekrardan bir güncelleme yakaladı. Aşağı indi ve buradan da tekrardan aynı şekilde sabit bir şekilde yavaş yavaş aşağıya doğru düşecek. Aynı şuradaki gördüğünüz üzere arkadaşlar. Yavaş yavaş aşağıya düşecek. Ve aradaki gelen güncellemelerle tekrardan yukarı fırlatacak. Neden? Çünkü aradaki gelen güncellemeler token'ın yakımı üstüne. Örneğin en son gelen güncellemede güncellemesiydi. Level güncellemesiydi arkadaşlar. Şurada ekranımda da şu an gördüğünüz üzere levelinize göre kazandığınız oran artıyor. Ben sadece bir levele kadar çıkarttırdım. Onu da birazdan bahsedeceğim amuleti kullanabilmek için. Ve bu benim zaten kazancım 1000'de 5 olarak arttırdı. Çok mu? Değil. Ama bu level sistemiyle gelen diğer önemli değişiklik ne oldu arkadaşlar? Eskiden slotlarımız daha fazlaydı. Hatırlarsanız bu slotlar değişti. Ve rent new slot kısmından buradaki rent yapabiliyoruz. Kiralayabiliyoruz. Bakın açmıyoruz. Aradaki ince bir fark var. Kiralıyoruz. Ve bunu yapabilmemiz için şu aşağısındaki level kısmını açmamız gerekiyor. Level'e ulaşmamız gerekiyor. Örneğin level 2'ye ulaşabilmem için ben şu an level 1'deyim. İçeriye bir miktar daha 250 daha hangi ırkı kullanıyorsam onun token'ından stake etmem gerekiyor. Ben human olduğum için food stake etmem gerekiyor. 250 daha yapıp üstüne bir de GM'de oyunun esas kendi token'ından harcadığımda, bu arada direkt bu fee olarak gidiyor. Yani buradaki harcadığınız 4 DM'de çöpe gidiyor arkadaşlar. Onu unutmayın. Buradaki stake kısmı, soldaki stake kısmı. Level 2'ye çıkarttığımda ne demiştik? Buradaki ekstra slotu açıp daha fazlasıyla yapabileceğim. Ve aynı zamanda da şuradaki çıkarttığım profit kısmı da artacak. Yeni level sistemi bu şekilde. Ne işe yaradı bu level sistemi? İnsanlar daha fazla kazanmak için, daha fazla slot açabilmek için stake yapmak zorunda kaldı. Stake yaptıkça ne oluyor arkadaşlar? Token satımı azaldığı için sana bir şekilde onu kilitletiyor, kullandırtmıyor, sattırmıyor. Bu sayede oyun daha stabil bir hale geliyor. Evet, ekonomiyi bu şekilde kurtardı Goldman. Birinci yeni gelen özellik bu level ve stake sistemiydi. İkinci yeni gelen özellik ise amuletler arkadaşlar. Bu amuletleri öncelikle farklı özellikleri var. Ne gibi farklı özellikleri var? Hemen şurada Excel'de çok güzel oluşturmuşlar. Birazdan da bu Excel'i hem ROI hesaplaması için de kullanacağız. Şu anda 5 tane farklı yeni özelliği var. Fakat 3 tanesiyle ilgili bir açıklama var. 3 tanesi aktif durumda. Diğer 2 tanesiyle ilgili hala soru işaretleri var. Ne olacak, ne bitecek diye. Peki, aktif olan 3 özelliğe bakacak olursak da Mining Timer, Consumption ve Rent. Buradaki en önemlisi aslında Rent. O da fazla kullanmayı düşünüyorsanız, fazla slot kullanmayı düşünüyorsanız. Neden? Rent ne işe yarıyor arkadaşlar? Sizin kiraladığınız süreyi 21 saat daha uzatıyor. Yani ben şuradan yeni bir slot kiraladığımda, bunun için atıyorum belli bir ücret ödediğimde ekstradan o süreyi 21 saat daha uzatıyor. Eğer 3 taneden fazla tool kullanma düşünceniz yoksa arkadaşlar, rent özelliği olan amuleti tercih etmenizin pek bir anlamı yok. Şuradan da bakacak olursak bu arada farklı özelliklere, hemen şu sağ alt tarafta bonus ve bonus 2 kısmını görebilirsiniz. Örneğin bu consumption'da max stamina özelliği veriyor. Bir sonraki amulete bakacak olursak da max stamina ile rent veriyor.
bu yaratacağınız ya da satın alacağınız amuletlerin de bu şekilde farklı özellikleri var arkadaşlar. Ve ne demiştik en başında? Bunu yapabilmek için mutlaka level 1'e çıkmanız gerekiyor. Level 1 yapmadan, yani hangi ırktaysanız, ben human olduğum için food'dan 500 yapmam gerekiyor. Eğer farklı bir ırktaysanız, mineralle ilgili olan ırktaysanız mineralli 500 tane içeri steak yapmanız gerekiyor. Maalesef level 0'da çalışmıyor. Level 1'lik bir steak yapmanız gerekiyor. İyi güzel Ozan, her şey tamam. Güzel güncellemeler gelmiş. Ve oyunun bir şekilde ekonomisini daha sabitlemişler bu sayede. Ama kazanç olarak ne? Bu sefer başkasının Excel'ini kullanacağız. Normalde ben hep amatör usulü çok Excel'ler oluşturdum. Ama bu sefer çok güzel bir hesaplama yeri oluşturmuşlar. Ve kendi eşyalarımı yerleştirdim arkadaşlar. Amuletli ve amuletsiz kısma bakacağız. Common'ı koyduğumda account level'imi de 1'e kadar kastım. 1'e kadar kasmak zorundaydım. Bunu unutmayalım. Benim günlük kazancım, box olarak bakalım, 52.2 box kazanıyorum şu anda. Peki amulet olmadan ve bunu da 0 yaparsak ben ne kadar kazanacaktım? 44 kazanacaktım. Yani arada 8 vax'lık bir fark var. Peki bu 8 vax'a değer mi? Normalde biz tool'u ne kadar alıyorduk? 356 vax'a satın alıyorduk arkadaşlar. Bunu 8'e bölersek 44 günlük, sadece amuletin 44 günlük bir ruhisi oluyor şu anda. Ama oyuna baktığımızda zaten 60 gündür aktif ve ileride de bazı güncellemeler gelecek. Hangi güncellemeler gelecek? Bunu da zaten white paper'da eklemişler ama eklemedikleri bazıları da var. Bu hafta stamina devreye girecek. Hani şuradaki eksik kısım vardı. Stamina ne işe yarayacak? Stamina regen ne işe yarayacak? PvP gelecek. Ama Mayıs ayında bununla ilgili planlıyorlar. Netlik yok. Mayıs ayında yaparlarsa eğer ve PvP gelirse tekrardan yakımı alacak ve oyunun ömrü tekrardan daha da fazla uzayacak. Ama en önemli kısımlardan bir tanesi lentler. Lentler çünkü biliyorsunuz oyunları yönünü değiştiriyor. Baya baya yönünü değiştiriyor. Düzgün yapabilirlerse hem alanlara da aktif bir gelir sağlıyor. Ve buradaki lentlerde de ekstradan glitch sistemi gelecek. Ve en önemlisi ise Binance Listing. Bununla ilgili bir duyuru olursa bile mutlaka öncesinde elinizde tokenları biriktirmeye bakın. Çünkü tavan fiyattan açılıp daha sonrasında yavaş yavaş dengeleniyor. Bunun örneğini birçok oyunda gördük. Neden? Oyunla alakası olmayan ama o Binance'da yeni token istenecek, al sattır, bunların botlarıdır vesairesidir. Oyunla alakası olmayan insanlar sizin elinizde olduğunu bilmiyor. Ve gidiyorlar alıyorlar abi. Siz de tavan fiyattan onu bir güzel veriyorsunuz. Daha sonrasında da alan kişiler de ya ben niye aldım bunu diye zarar ettim diye düşünüyorlar. Onların da yaptığı hata projeye değil token'a yatırım yapmak oluyor arkadaşlar. Her zaman burada da uyarımızı geçelim. Projeleri araştırın. Dümdüz almayın. Bu ne Play to Earn sektöründe olsun ne de Binance'da olsun derken kamu spotumuzu da geçelim. Ve birlikte de hatta bir tane mine yapalım. Ve toplamda benden ne isteyecek hemen onu görelim. Evet, bekliyoruz ve güzel. 34 tane GMF geldi. Son olarak 2 ay sonrasında hala oyunun ne kazandığını merak eden için de şu andaki bendeki amuletle birlikte arkadaşlar günlük 16 dolar para kazandırıyor. Bu ileride düşebilir de yükselebilir de, yani kesinlikle bu fiyattan gidecek diye bir şey yok. Zaten Alcor'daki dalgalanmadan da kendiniz de görebilirsiniz. Oyun ne kadar düzgün yönetilirse, oyuna ne kadar çok güncelleme gelir, yakın mekanizması ya da stake kilit mekanizması eklenirse token satışı o kadar engellenir ve bu engellendikçe de oyunun ömrü uzar ve arada giren insanların da bu oyunla kar elde edebilmesini sağlar. Hem oyunla hem de oyunla ilgili bir bilgilendirici video olmuş oldu bu birazcık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.